Arkadaşlar Ramazan ayı geldi çattı. Bu akşam ilk teravih namazı kılınacak ve ilk sahur yapılacak. Biz de Samsun halkına sorduk, evlerinde Ramazan hazırlığı var mı? Sokaktaki fiyatla ilgili neler düşünüyorlar? Bunları soracağız Samsun halkına ve Ramazan ayı ile ilgili düşüncelerini alacağız. Ramazan ayı mübarek bir ayımız. 11 ayın sultanı denir. Biz de oruç tutarak geçireceğiz bu ayı ibadetini. Evinizde bir hazırlık, bir coşku var mı? Var tabii. Neler yapıyorsunuz? Vallahi ben nasıl söyleyeyim, şu an yalnız olduğum için kendime göre hazırlık yapıyorum. İşte yemek hazırlıyorum. Daha sonra da camiye geçiyoruz. Teravih namazı kılıyoruz. Bildiğimiz gibi daha değişik değil yani bu şekilde. Zeytin aldık, peynir aldık. Alışveriş yaptınız. Alışveriş yaptım, evet. Nasıl gidiyor hazırlıklar peki? İyi, idare ediyor. Yapıyoruz bir şeyler işte. Eski Ramazanların tadı var mı? Yok. Eskiler daha bir başkaydı. Eskiden neler yapardınız? Eskiden yufkalar, börekler, hazırlıklar, her şeyler oluyordu. Şimdi o kadar yok. Ne ifade ediyor? Herkese hayırlı olsun. Her şey ifade ediyor, bereket. Bereketli ay. Ramazan ayı geldi çattı. Bugün ilk sahurumuzu yapacağız. Neler söylemek istersiniz bize? Vallahi gördüğüm kadarıyla millette eski bir Ramazan bir şeyi yok. Öyle görülmüyor da. Allah tüm Müslümanların Ramazan'ını mübarek etsin. Herhalde gördüğümüz kadarıyla fiyatlar da biraz milletin canını acıtıyor. Bayağı bir Ramazanlarda biraz daha farklı oluyor fiyatlar, değiştiriyorlar. Allah fakir fukaraya yardımcı olsun. Yani illa ki biz yani köylü aileyiz. İlla ki vardır yani yufkası, makarnası. Yoklar, başka ne olacak? Peki Ramazan, eski Ramazanların tadı var mı sizce? Yok. Ömer Öztürk. Ömer Bey, evinizde Ramazan hazırlığı var mı? Var. Ne var? Vallahi şu anda neyse, tatlı konusunda yufkasıydı. Açmasıydı, makarnasıydı. Tür tatlı hazırlıklar oluyor. Tabii diğer yönden yemeklerin yapılması için etiydi, kıymasıydı. Ama çok pahalı. Ramazan'dan önceki fiyatlarla şimdi fiyatlar arasında çok büyük fark var. Hurma aldınız mı? Efendim? Hurma. Hurma almadım. Daha almadınız. Almadım. Peki Ramazan ayı sizce, size göre ne ifade ediyor? Eski heyecan var mı? Eski heyecan yok. Niye yok? Çünkü millet eskisi gibi rahat geçinemiyor. Daha hayat şartları daha zor. İkincisi yani gıdalardaki şeylerden dolayı insanlar genelde rahatsız. Hormonlu da. Orucumuzu neyle açırız? Suyla önce, sonra zeytin, artık diğerleri çorba. Evinizde hazırlıklar var mı Ramazan'la ilgili? Yok şu anda. Peki size göre Ramazan ayı ne ifade ediyor sizce? Çok güzel bir şey ama yapabilenim. Eski heyecanlar yok dediniz. Yok. Eskiden neler? Eskiden daha değişikti. Aileler toplanırdı. Şimdi aile mahalle toplantısı da yok. Hepsi, herkes kendi havasında yani. Öyle toplanalım, yiyelim, içelim. O eskidendi. Şimdi yok daha öyle bir şey. Bir emekli aylık aldık 1000 lira. 500'ünü zaten ev kirası orası. Kalan para 200 lira. Alışveriş yapamadık. Ramazan. Yok canım, yapamayız. 30 günü nasıl geçirecekler bakalım emekliler? Evinde bir hazırlık var mı? Annem, baban neler yapıyorlar? Annemler işte temizlik falan yapıyorlar. Ramazan ile ilgili yiyecekleri falan hazırlıyorlar. Neler yapacağını onlar yani abla. O zaman şimdiden sana hayırlı Ramazanlar. Bize neler söylemek ister? Başka? Ya burada bütün Müslümanlar Ramazan ayını kutluyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Geliz Arçık'la. Gülizar Hanım, Ramazan ayı ile ilgili bize neler söylemek istersiniz? Hazırlıklarınız var mı? Yok, hiçbir hazırlığım yok. Günlük şeyler, evde ne yiyorsak onlar yani. Ramazan zaten gelmeden fiyatlar uçmuş. Saathane Meydanı'ndan beri geziyorum. Geze geze geldim. Hepsinin fiyatlarında fahiş fiyatlar var. Bu insanlar nasıl oruç tutacak? Tutuyorlar. Allah kolaylığını veriyor diyorlar. Herhalde veriyor ki tutuyorlar. Başka diyecek bir şeyim yok. Şimdi biz evimizde özel olarak Ramazan hazırlığı yapmıyoruz. Diğer günlerde günleri yani Ramazan hazırlığı deyince yeme içme herhalde söylüyorsunuz.
yeme içme konusunda herhangi bir hazırlığımız yok. Diğer günlerde evimizde yiyoruz, içiyoruz. Ramazan'da yiyip içeceğiz. Ekstra özel gıda maddeleri sağlık konusunda olabilir ama onun içerisinde yani nasıl diyeyim, lüks tüketime benzer bu gibi düşünceler içerisinde olmuyoruz. Peki şimdiden size hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de size hayırlı Ramazanlar dilerim. Almanya'da haber aksı devamlı seyrediyoruz. İnşallah devam ederiz.